Nedir balıkların senin için? Tür 20-25 yıldır gözüküyordu ama son 10 yıldır çok baskın hale geldi. Ağlarımıza, balık araçlarımıza, av araçlarımıza zarar vermeye başladı. İşte ağdan çıkarırken ağlarımız yırtılmaya başladı. Bir ağımızı normalde 1-1,5 yıl kullanmamız gerekirken 1-1,5 ay gibi sürede ağlarımız telef olmaya başladı. Bununla ilgili çalışmalar yaptık. İşte en sonunda bunu yem fabrikalarına satmaya başladık. Bundan az da olsa ufak bir gelir balıkçı gelir etmeye başladı ama şöyle söyleyeyim, masrafından çok geliri az oldu. Bununla ilgili Tarım İl Müdürümüz sağ olsun bir çalışma yaptı, bir proje yaptılar. Karadeniz Kalkınma Ajansı'nda kalpa bir proje sundular. Projemiz kabul oldu. %100 1 milyon lira civarında bir bize %100 hibe destek çıktı. Bundan bize bir tane buzağı yaptılar. 1000 çift pinter dediğimiz balık tuzağı yardımı yaptılar. 2000 metrenin üzerinde ağ yardımı yaptılar. Çok memnun kaldık. Yıllık ortalama 3 kooperatif 100 ton civarında tutuyoruz. Hem ekonomiye bir katkı oluyor, hem göllerimizi temizliyoruz. Ama son 4-5 senedir Tarım Bakanlığımız, Tarım İl Müdürlüğümüz devamlı destekledi. Şu anda tekrar popülasyon yükselmeye başladı. Yani görülür şekilde yükselmeye başladı. İsrail sızanı da son 8-10 yıla bakışta daha ufak çıkmaya başladı. Çünkü büyüğünü her yıl tuttuk. Artık büyümesine fırsat vermemeye başladık ama bu alanlarda avcılık yapmadığımız alanlar var. Bu suyun yükselmesinde bu sırasızdan oraya gidiyor, avcılık yapamıyoruz. İhalemizde, son yapılan ihalemizde bir madde koydular. Kışın suyun yükselip yazın kuruduğu alanlarda balıkçılık yapamazsınız diye. Bu alanlarda yapamadığımız için bunu tamamen %100 bitirme şansımız yok. Bu maddenin sözleşmenin içerisinden kalkması gerekiyor. İstilacı türleri hiçbir şeyi bir yerden alıp bir yere bilinçsizce atmamak gerekiyor. O gölde çok güzel bir balık bu gölde felaket yaratabilir. Ağ attınız geçen günlerde ve ağınızda ortalama ne kadar bu İsrail sazan denk geldiniz? Yani zaman zaman değişiyor bu ama sanırım %50, %60, %70 zaman zaman şeyine göre, üreme zamanına göre, bolluğuna göre, mevsime göre sayı giderek değişiyor ama maalesef ki her defasında yerli türlerin sayısı hep çok az çıkıyor. İstilacı türlerin sayısı çok daha fazla çıkıyor. Yani iyi bir niyetle başlayan bir iş artık çevresel olarak bir felakete neden oluyor. Bunun bir önlemi var mı? Şu zamanda önlem alınabilir mi? Aslında Tarım Çevre İşleri Bakanlığı bir takım önlemler almaya çalışıyor ama artık yaygınlaştığı için bütün ekosistemi ele aldığı için şimdi sadece belki sayıyı biraz daha aşağı çekmek gibi bir çalışma var. İşte balıkçılara ağ veriyor bakanlık ve bu ağlardan çıkan balıkları, bu İsrail sazanını buradaki fabrikalar düşük ücretlerle alıyorlar ve balık yemi olarak kullanıyorlar. Yani bunun ekonomik getirisi çok düşük. Ama bu bir çalışma, yani hiç sıfırdan daha iyi bir pozisyon oluyor. Neden? İşte bir en azından bir çalışma var ve o doğadan toplanıyor, daha az faydasını sağlayacağız gibi bir çalışmayla yönlendirilebiliyor.